Sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte STX projesini inceleyeceğiz. STX projesi benim çok beğendiğim fakat kötü yönetildiğini düşündüğüm altcoin'lerden bir tanesi. Bitcoin teknolojisiyle çalışan bir altcoin arkadaşlar. Daha önce sizlerle birlikte STX projesini 0.70 bölgelerinden paylaşmıştım Mart aylarında. Ve bu bölgelerden bize %400'e yakın bir kazanç verdi açıkçası. Güzel para kazandık STX'ten, hakkını yemeyelim. Benle birlikte değerlendirdiyseniz. STX projesi şu anda tabii ki 1.5 dolar seviyelerinde. Bizim aldığımız bölgeler 2x hala maliyetimizden kârda açıkçası. Bu projeyi beğenmemin nedenlerinden bir tanesi Bitcoin teknolojisiyle çalışan bir proje olması. Ve aynı zamanda arkasındaki ekibin sağlam fakat dediğim gibi kötü yönettiğini düşündüğüm projelerden bir tanesi. Bitcoin teknolojisiyle çalışması arkadaşlar bir avantaj. Neden? Bitcoin fiyatı giderken ciddi bir şekilde hype yapabiliyor. Bitcoin fiyatı düşerken de ciddi bir geri çekilme yaşayabiliyor. Şu anda biz grafiklerde gördüğümüzde arkadaşlar bakın 2023'ten beri Bitcoin'in yükselişine başladığı andan itibaren STX'e de sert hareketler görüyoruz. Aynı yükselişleri diğer altcoin'ler de sergilemekte. Fakat STX kadar arkadaşlar hype'ları yüksek olmuyor. Çıkışları sert olmuyor. Şu an bir altcoin boğası olmamasına rağmen STX'te gördüğünüz gibi sert çıkışlar gördük Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte. Düşüşlerde de çöküşlerde de aynı şekilde sert geri çekilmeler görüyoruz. Fakat burada 1.5 dolar bandında güzel bir destek oluşturdu kendisine. Bu destekte tutunup yukarıya atmaya çalışıyor kendisini. 2 dolar bandına kadar çıkış yapmaya çalışıyor. Şimdi bu projeyi size anlatacağım birazdan. Geleceği noktaları, hedeflerini söylemeye çalışabilimden geldikçe. Güzel layer 1 majörlerden bir tanesi açıkçası. Fakat şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. STX'i anlatmadan önce. Bitcoin ile birlikte çalıştığı için kısa vadede vadeli işlemlerde çok ciddi bir şekilde para kazandırabiliyor. Bakın, eğer vadeli işlemlerle birlikte kovalama yapıyorsanız, fırsat arıyorsanız, bakıyorsanız bu durumlara grafiklerde STX'i değerlendirin. Bakın çok güzel para kazandırıyor. Twitter'a girin, attığım ROI'lere bakın. Genelde Pepe'dir, Bonk'tur, STX'tir. Bitcoin'le birlikte içeride para dönen projelerdir. İçerisinde para dönmeyen projeler hep bize zaten zaman kaybı yaşattı. İşte ENS aldık mesela, Ethereum'da giderledik. Ulan bir hafta işlemde kaldık ya. Şaka gibi yani. Ama STX'de Bitcoin'in ilk tepkisinde mesela hemen alıyoruz %40, %50. İşte Pepe'de hemen alıyoruz mesela, içeride para var. STX'de de düşüşlerde short, Bitcoin yükselişlerinde long ciddi fırsat veriyor bakın. Para kazanmak isteyen arkadaşlar değerlendirsin bu fırsatları. Özellikle STX'in dakikalık ve 15 dakikalık grafiklerini inceleyin. Bitcoin yukarıya çıkarken, destek dirençlerden dönerken arkadaşlar STX'e long veya short pozisyonlarınız ciddi para kazandırır. Kimse yani şey yapmasın bu durumu. Ufak görmesin, az görmesin. 50 dolar, 40 dolar, 30 dolar günlük kazançlarınızı yakalayabilirsiniz STX projesinden. Bakın ciddi söylüyorum. Arada paylaşıyorum. Twitter'dan görüyorsunuz. Yani 100 dolarlık, 200 dolarlık işlemlerde bile 40 dolar, 50 dolar her gün STX'ten para kazanma fırsatı var. Bitcoin'in hareketleri yataysa, işte 58-61 arasında gidip geliyorsa, sizin her gün STX'e 50 dolarınızı yatıyor. Almasını bilin sadece bunu. Öğretmeye, göstermeye çalışıyorum. Kanalda bununla ilgili birçok video var zaten. RSI'yi bile takip etseniz yeter. Şu an STX'in indikatörü Bitcoin arkadaşlar. Ya bu kadar net yani. STX'in indikatörü Bitcoin. Bitcoin yukarı gidiyorsa STX'e gir. 30x gir, long gir yani. Direkt gir hemen. Bitcoin gidiyorsa 58-59-60-61, sen STX'ten işte 100 dolarlık pozisyonda 900 dolar, 800 dolar kıvırırsın Bitcoin'in bu yükselişinde. Yani ciddi bir fırsat var, değerlendirin. Şimdi spot tarafına geçelim. Spot tarafında STX'i ben beğeniyorum. Bakın CoinMarketCap'e geldiğimizde ATH'ını zaten biz yakalamışız. 3.84. 0.70'den ben paylaştım. 3.84'e kadar çıkmış. ATH yapmışız. Daha sonra geri çekilmiş. Şimdi biz altcoin boğası gelmeden STX ATH yaptıysa, Bitcoin işte ATH'ını tamamlayıp, halving sürecini de tamamen tamamlayıp işte 150 dolarlar, 200 dolarlara kadar bir çıkış yakalarsa, STX'in fiyatlamasını biz 10 dolar, 15 dolar, 20 dolar gibi bantlara oturduğunu görebiliriz. Kolay bir süreç değil bu fiyatlama yapması. Ama altcoin boğası gelmeden Bitcoin de bu şekilde hareket ediyorsa arkadaşlar, dediğim gibi altcoin boğasında da STX büyük bir patlama gerçekleştirebilir. Güzel layer 1 majörlerinden bir tanesi. Basit bir proje değil. Boş bir proje değil. Sert düşüşleri de oluyor Bitcoin ile birlikte. Fakat Bitcoin yukarıya çıkmaya başladığında STX'i takip edin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şuradaki yükseliş, bakın buradaki yükseliş, hemen gösterelim şurada. Şuradaki yükseliş arkadaşlar,
Bakın şu yükseliş tamamen Bitcoin ile birlikte çıkan, hareket eden yükseliş. Aynı şekilde Bitcoin ile düşen bir yükseliş. Bakın. Bakın Bitcoin burada ne yapmış? Yukarı tırmanmaya başlamış. Aynı hareketi STX'de görüyoruz. Bakın STX yukarı tırmanmaya başlamış. Bir altcoin Bitcoin teknolojisi çalışıyorsa ve Bitcoin'i kolaylaştırmaya çalışıyorsa, Bitcoin'deki yığınları kolaylaştırmaya çalışıyorsa ciddi bir şekilde potansiyel vardır burada. 10 dolar fiyatlamasını ben bekliyorum. Yani en kötüsü 10 dolar yapması gerekiyor projenin açıkçası. Önde gelen Bitcoin Layer 2 ile Bitcoin ekonomisini etkinleştirin diye kendi web sitesinde zaten yazmış. Gördüğünüz gibi web sitesinde birçok özellik var. Girip araştırabilir. Sizler de detaylarına bakabilirsiniz projenin. Birçok dediğim gibi çalışma alanı var. Arkasında güzel bir ekip var. Ciddi bir proje olduğunu düşünüyorum. Uzun süreçte dediğim gibi iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Fakat ilerleyen dönemlerde mutlaka ne yapacaktır? Performansını daha da yukarıya taşıyacaktır, fiyatlamasını yapacaktır diye bekliyorum açıkçası. Fiyat şu anda tabii ki yüksek gelebilir sizlere, 1.48 ve eski bir proje, 2020 projesi. 2020'den beri tam anlamıyla potansiyelini, performansını sergileyememiş. Fakat şu anda tamamen Bitcoin'e odaklanmış, Bitcoin'le çalışan bir proje haline getirmişler. Bitcoin'le birlikte fiyatlamasını yapıyor. Dediğim gibi bu performansını sürdürürse, bu ivmeyi bozmazsa Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte fiyatlama yapmaya devam edecektir. Takip edin Bitcoin hareketlerinde. Bakın şurada verdiği bütün tepkiler Bitcoin tepkileri. Ve verdiğinde de işte diğer altcoin'ler gibi vermiyor çünkü. Artık insanlar bunun indikatörünün Bitcoin olduğunu biliyor, yatırımcılar. Ve bunu da çok kişi söylemez bakın STX projesinde. Bunu fark eden çok az yatırımcı vardır. Şu anda bunun indikatörü Bitcoin. Bitcoin yükseldiğinde hemen STX gider. Bitcoin düştüğünde düşer. Tepki verdiğinde tepki verir, düşer gider. Bu şekilde devam ediyor grafik fiyatlarda baktığımızda. Ben sürekli inceledim, sürekli vadeliden. Yani dediğim gibi bakın Bitcoin düştüğünde tak hemen alıyorum. Short pozisyonumu alıyorum hemen. Bitcoin yükseliyor, tepki veriyor mesela. Hemen long pozisyonumu alıyorum. Kapatıyorum Bitcoin dirence geldiğinde STX pozisyonumu. Bu şekilde devam ediyor. Bunun haricinde spotta da dediğim gibi uzun vade tutmayı düşünüyorum açıkçası STX'i. 1.5-0.70 maliyetimiz var şu an 1.5 dolarda. Eğer Bitcoin geri çekilirse 44, 48, 52 buralara geldiğinde yani STX'in fiyatı tekrar 1.20'lerin altına atabilir. 1.20'lerin altında da çok güzel bir alıcı fiyatı açıkçası. Bu boğa döneminde de ciddi bir fiyatlama yapmazsa bence kayıplara karışacak projelerden bir tanesi. Ama projeyi araştırdığınızda, web sitesine girdiğinizde, CoinMarketCap'ten araştırdığınızda ne kadar ciddi bir proje, arkasında nasıl güzel bir ekibin olduğunu göreceksiniz zaten sizler de. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. CoinMarketCap'te tüm veriler var açıkçası şu anda. Pozisyonlarım devam ediyor benim gün içerisinde STX'e. Bir de sizlerle paylaştığım borsalarda bu tarz güzel coinleri stake etme fırsatı var arkadaşlar. Biz işte bazı borsaları paylaşıyoruz, işte kayıt olun 30 dolar kazanın falan diyoruz ama yani 30 doların haricinde mesela ben STX'i MX'te tutuyorum. STX'i MX'te tutarken işte aylardır tutuyoruz mesela, değil mi? Elimdeki STX sürekli çoğalıyor. Bizim referanslara özel stake özellikleri var arkadaşlar. Günde %10 kazanıyorsunuz. İşte 1000 doların üzeri bir yatırımda %7 veriyor mesela STX. İşte diğer borsalarda da aynı şekilde. Biz borsaları paylaşıyoruz ama işte girin 30 dolar alın diye değil sadece. Aynı zamanda elimizdeki STX miktarı veya diğer proje miktarları yükseliyor her gün elimizde tuttukça ya. 7 aydır yatırım yapıyoruz mesela, değil mi? 7 aydır spotta elimizde mal tutuyoruz. Biz bu referans üyeliklerini boşuna paylaşmıyoruz. Yani bu referans üyeliklerini paylaşırken borsalarla konuşuyoruz işte. Yani bizim üyelere ne avantajı var? Tam 25 dolar veriyorsun da başka ne veriyorsun? Ne yapıyorsun gibi sorular soruyoruz. Yani bunları değerlendirin. Alıyor adam mesela, örnek veriyorum, Paribu'dan. Tutuyor 7 ay aynı. İşte 20 bin lira koydu mesela, 20 bin lira o şekilde aynı adet devam ediyor. Benim alttan param azalsa da elimdeki STX miktarı, elimdeki işte orayı miktarı mesela ne oluyor? Tak 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 her gün yükseliyor, fiyat düşüyor olsa dahi. Bu da biz yatırımcılar için önemli bir şey arkadaşlar. Boğa dönemi geldiğinde elimdeki adet ne kadar yüksekse benim kazancım o kadar yüksek olacak. Çünkü hepsi ATH hedefine gitmek için yükselmeye başlayacak. Yani ATH hedefine kadar bir belirsizlik olacak elbette. ATH hedefine kadar hedef var şu an. O hedefte de bizim elimizdeki miktar, adet oldukça önemli diye düşünüyorum. STX projesi bu şekilde. Videoları beğenip like atarsanız çok sevinirim. Açıklama kısmında MX borsası linki var. Bitget borsası linki var. Buralardan üye olarak bize yapılan avantajlardan yararlanabilirsiniz. 30 dolar üyelik bonusu var. Bunları alabilirsiniz. Herkese bol kazançlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.